Evet sevgili arkadaşlar, şimdi çap yayınlandı 12. sınıf fasiküllerinde. Daha çember sağlık hareketi bitirdikten sonra şimdi yuvarlanma hareketi dediniz. Yani ötüleme ve dönme hareketinin bileşkesi olan yuvarlanma hareketine devam ediyorsun. Şimdi arkadaşlar ötüleme dediğimiz şey nedir? Bir cismin kütle merkezinin bir doğru boyunca ne yapması? Hareket etmesine biz ne diyeceğiz? Ötüleme hareketi diyeceğiz. Yani cismi bir noktadan başka bir noktaya kütle merkezinin bir doğru boyunca hareket ettiriyorsak bu hareket ne olmuş olacak arkadaşlar? Bizim için ötüleme hareketi olacaktır. Dönme hareket dediğimiz şeyde ne olacaktır? Kütle merkezin yeri değişmeden cisim bir eksen etrafında yaptığı dolanım hareketine ne diyeceğiz? Dönme hareketi diyeceğiz. Yani ne yapacak? İşte cisim olduğu yerde kütle merkezi değişmeden ne yapacak? Olduğu yerde dolanacak. Bu hareket bizim için dönme hareketi olacak. İşte bir cisim hem öteleme hem dönme hareketini beraber yapıyoruz. Yani bir yaptığı harekete biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yuvarlanma hareketi diyeceğiz. Şimdi yuvarlanma dediğimiz şey nedir cismin? Hem dönerek hem de ötelemesidir. Yani mesela bisiklet tekerinin yaptığı hareket bizim için ne olacaktır? Bisiklet tekeri hem kütle merkezi etrafında dönüyor hem de ne yapacaktır? Kütle merkezi belli bir doğru boyunca hareket edecektir. Yani öteleme ve dönme hareketini beraber yapacaktır. İşte bu hareket bizim için yuvarlanma hareketidir arkadaşlar. Şimdi yuvarlanma hareketinde arkadaşlar dolayısıyla cisim iki hareketi beraber gerçekleştirdiği için yani hem öteleme hareketini hem de dönme hareketini beraber gerçekleştirdiği için ne yapacağız? İki tane hızdan bahsedeceğiz. Bir öteleme hızından bahsedeceğiz. Bir de ne yapacağız? Dönme hızından bahsedeceğiz. Peki öteleme hızı dediğimiz şey nedir? Cismin kütle merkezinin aldığı yolda yani doğrusal hareketin devamıyla nedir? Doğru orantılıdır. Yani şöyle düşünün. Bu adam bir tur dönsün ve ne yapsın? Şuradan şuraya gelsin. Bu tam olmadı da şöyle çizeyim. Kütle merkezi burada olsun. Bu cismimizin şöyle ilerlediğini varsayalım. Şimdi bu cisim mesela bir tur döndüğü zaman ne yapacaktır? Bu cisim üzerindeki bir tur döndürürsek. K noktası bir tur dönünce bu noktaya gelecektir. L noktası yine buraya gelecektir. O noktası yine olduğu yerde kalacaktır. M noktası da yine burada olacaktır. Peki bunların öteleme hızı nedir arkadaşlar? Öteleme hızı hareket doğrusu aynıdır. Yani K noktası buradan buraya geldiği için, L noktası şu yöne geldiği için, işte O noktası buraya geldiği için, M noktası buraya geldiği için bu şekilde ne vardır? Bir öteleme hızı vardır. Peki öteleme hızı arkadaşlar nedir? Birim zamanda aldığı yolla orantılıdır. Yani alınan yolla orantılıdır. Yol ile orantılıdır. Dolayısıyla bu cisim bir tur döndüğü zaman cisim üzerindeki bütün noktalar aynı mesafede ileri gittiği için mesela bir tur dönerse hepsi ne kadar gitmiş olacak? İşte bunun çevresi kadar yani 2 pi'ye yol almış olacak. Ne kadar sürede? Bir tur atıncaya kadar geçen sürede. İşte bir tur atma süresinde de biz ne diyorduk arkadaşlar? Bir periyot diyorduk. Dolayısıyla bu cisim üzerindeki bütün noktaların öteleme hızı ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit ve 2 pi'ye bölü t'ye eşittir. İşte KLMN noktalarının O noktasının hepsinin öteleme hızı eşittir ve 2 pi r bölü t'den buluruz ve öteleme hızı nereye doğrudur arkadaşlar? Hareket doğrusu yani yer değiştirmeyle aynı yöndedir ve hepsinin öteleme hızı aynı değerdedir diyebiliriz. Peki bu cisim dönme hareketi yaptığı için ne vardır bir de arkadaşlar? Bu cisim üzerindeki noktaların dönme hızı vardır. Şimdi dönme hızına bakarsak dönme hızı da dönerek aldığı yol orantılı olacak. Mesela bir tur attığı zaman K ne yapmış olacak? Şu çemberin çevresi kadar yol almış olacak. Dolayısıyla K'nın aldığı yol dönerek aldığı yol, L'nin dönerek aldığı yol ve M'nin dönerek aldığı yol birbirine nedir? Eşittir. Ve bir tur attığı için ne kadar yol alıyor? İşte 2 pi r çemberin çevresi kadar yol alıyor. Ne kadarlık sürede? Bir periyotluk sürede. Yani öteleme hızıyla dönme hızı aynı. Ama mesela ben şurada bir A noktası alırsam, şimdi A noktası bir tur atınca ne yapacaktır? A noktası yine diğer cisim noktalarla aynı miktarda öteleyecektir. Yani A noktasının öteleme hızı nedir? Eşittir. Yani cisim üzerindeki bütün noktaların öteleme hızı aynıdır. Ama dönme hızına baktığımız zaman K dönerken bunun çevresi kadar yol alırken A dönme hızı ne olacaktır? A dönerek aldığı yol diğerlerine göre daha az olacaktır. Yani A'nın dönme hızı K, L ve M'ye eşit değildir. A yarıçapı daha küçük olan bir çember çizecek. Dolayısıyla işte K'nın, L'nin, M'nin dönme hızları eşitken A noktasının dönme hızı bunlara göre ne olacaktır? Daha küçük. Hatta merkeze doğru yaklaştıkça dönerek aldığı yol giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Dönme noktası olan tam O noktasının dönme hızı ise nedir? Hatta sıfırdır diyebiliriz. O noktasının dönme hızı da sıfırdır. İşte dönme hızında ne yapacağız arkadaşlar? Neyi orantılı alacağız? Dönerek aldığı yol orantılı seçeceğiz. Peki bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Dönme hızının yönü ise nedir? Yarı çapa teğettir. Yani dönme ekseninde teğet. Yani yarı çapa dik olacak. Mesela K'nın dönme hızı nereye doğru olacak? K'nın dönme hızı bu tarafa doğru olacak. Ötelemeyle dönme hızı aynı. Çünkü ötelerek aldığı yolda 2 pi ile bir tur atınca dönerek aldığı yolda 2 pi ile. L noktasının dönme hızı nedir? L noktasının dönme hızı bu yöne doğrudur. Sonuçta yarı çapa dik olacak çembere teğet olduğu için. O da ne? V kadar. M'nin dönme hızı bu yöne doğru nedir? V'dir. İşte A'nın dönme hızı buraya doğrudur ama değeri nedir? V'den daha küçüktür. Çünkü dönerek aldığı yol ne? Öteleyerek aldığı yola göre daha azdır. Hatta O noktasının dönme hızı var mıdır? Yoktur.
İşte arkadaşlar, yuvarlanan cisim üzerinde, yani dönme ve ötelemeyi beraber gerçekleştirdiği için, bu cisim üzerindeki herhangi bir noktanın anlık hızı diyorsa, o noktanın o andaki hızı öteleme hızıyla dönme hızının neyidir? Bileşkesidir. Tabii bunlar vektör olduğu için vektörel toplayacağız. Yani mesela K noktasına bakarsanız K noktasının hızı ne olacak? V ötelemesi var, V dönmesi var. K noktasının hızına, o zaman anlık hızına 2V diyebilirim. Mesela L noktasına bakarsak V öteleme hızı var, V dönme hızı var ama aradaki açı kaç derece? 90 derece. Dolayısıyla L noktasının anlık hızı ne olacaktır? Şu yöne doğru V kök 2'dir diyebiliriz. Ya da M noktasına bakacak olursak arkadaşlar, M noktasının hızı nedir? V ötelemesi var, V dönmesi var ama birbirine zıt yönde. Dolayısıyla M'nin hızı ne olacaktır? 0 olacaktır. O noktasında ise sadece ne vardır arkadaşlar? Öteleme hızı vardır. Dönme hızı yoktur. Nereye doğru? Bu yöne doğru. A noktasının işte V ötelemesi var. Ama V'den daha küçük olan da bir dönme hızı var. İşte bu V'den ne kadar küçük olduğu neye bağlı? İşte o yarıçap değerine bağlı. Mesela tamamı R iken burası R bölü 2 ise aldığı yol V bölü 2 diyeceğiz dönme hızına. İşte R bölü 3 ise V bölü 3 şeklinde yorumlayacağız. Yani yuvarlanan cisim üzerindeki bir noktanın hızı ne olacak arkadaşlar? Öteleme hızıyla dönme hızının bileşkesidir şeklinde yorumlayacağız. Dönme hızı yarıçap vektörüne diktir. Yani teğettir, çembere teğet olacak şekilde. Öteleme hızı ise nedir arkadaşlar? Yer değiştirme yönündedir. Yani cismin hareket doğrusudur. Ve işte teker üzerindeki bir noktanın o andaki anlık hızı nedir? Öteleme hızıyla dönme hızının neyidir? Bileşkesidir. İşte teker üzerindeki K noktasının ötelemesi ve dönmesi V olduğu için K'nın hızı ne olacaktır arkadaşlar? 2V olacaktır. L'nin hızı ve öteleme V dönme olduğu için, aradaki açı 90 derece olduğu için L'nin anlık hızı şuraya doğru V kök 2'dir diyebiliriz. İşte M'nin hızı V öteleme V dönme var, zıt yönde olduğu için sıfırdır diyebiliriz anlık hızı. O'nun ise neyi vardır? Sadece öteleme hızı vardır. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? K, L, M, N, O noktaların hızlarını bulacağız. Peki arkadaşlar, şuna geri döneyim. Şimdi burada şuna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela burada kısa yöntem olarak şunu yapabilirsiniz. Yuvarlanan cisim üzerindeki bir noktanın hızı arkadaşlar, onun yere temas eden noktaya olan uzaklığıyla doğru orantılıdır. Nasıl yani? Mesela bu cisim dönüyor şu nokta etrafında. Şu anda yere temas eden noktası ne? M. M noktasının oraya olan uzaklığı ne? Yok. M noktası zaten direkt o nokta. Uzaklığı sıfır olduğu için hızı da sıfırdır. Mesela şöyle düşünelim. O noktasının buraya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? R kadar. Demek ki O'nun hızı ne olacaktır? O noktasının hızı R ile orantılı olacaktır. Yani bir V diyelim. Mesela L noktasının bu yere temas eden noktaya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? R kök 2'dir. Sonuçta burası yarıçap R, burası R olduğu için uzaklığımız ne kadar olacak L noktası için? R kök 2. Dolayısıyla hız da işte R kök 2 ile orantılı, V kök 2'dir. Mesela K noktasına baktığımız zaman K noktasının yere temas eden bu noktaya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 2R. K noktasının uzaklığı 2R olduğu için hız da 2R ile orantılı, 2V'dir diyebilirsiniz. Mesela cisim üzerinde bana ne yaptı? Şöyle bir nokta verdi. Şöyle şurasını çekeyim. Şurası kaç derece olsun? Mesela 30 derece olsun. Şöyle bir X noktası versin. Dedi ki bana bu X noktasının hızını bulun. Şimdi siz bunun ötelemesini bulacaksınız, dönmesini bulacaksınız. İşte öteleme hızı V diyeceksiniz. Dönme hızı yine aldığı yol çemberle orantılı, teğet olacak şekilde ve aradaki açıya bakarak bileşkeyi bulacaksınız. Ya da ne yapacaksınız? Hiç uğraşmayacaksınız. Neye bakacaksınız? Bu noktanın yere temas eden olan uzaklığıyla şu uzaklığa bakacaksınız. Şurası yarıçapımız R, burası yarıçapımız R, şurası 90, yani şu açı 120 olduğu için R ise bu mesafe ne kadar olacak? Kök 3R olacak. Demek ki o X noktasının hızı da kök 3R ile orantılı. Yani kısaca kök 3V'dir diyebilirsiniz. Direkt ne yapacağız işte? Şu yere temas eden noktaya olan uzaklıkla doğru orantılıdır şeklinde soruları yorumlayacağız. Mesela birinci örneğimizde demiş ki şekildeki O merkezi teker ok yönünde dönerek ilerliyor. Yani yuvarlanma hareketi yapıyor. Öteleme hızları. Şimdi öteleme hızı nedir? Sonuçta bu adam bir tur attığı zaman bütün cisim üzerindeki bütün noktaları ne yapacaktır bir tur atınca? 2 pi ile çevresi kadar ileri gidecektir. Dolayısıyla K'nın, L'nin, M'nin ve O'nun öteleyerek aldığı yol, öteleme hızı yer değiştirmeli aynı yönde olacak. Bu yönde olacak ve öteleyerek aldığı yollar eşittir. Yani bu noktaların hepsinin öteleme hızı nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla ben K, L, M ve O noktaların öteleme hızlarına eşittir diyebilirim. V, O diyeyim. Buna da hatta V dedim. Peki dönme hızlarını soruyor B şıkkında. Peki dönme hızı da nedir? Dönme hızı da dönerek aldığı yol orantılıdır. Şimdi K, L, M'nin öteleyerek aldığı yol, bir tur attığını düşün. Bir tur atınca ne kadar yol alıyor? 2 pi ile çevresi kadar. K, L, M dönerek de ne kadar yol alıyor? Aynı bir tur atıncaya kadar 2 pi ile. Demek ki K, L, M'nin öteleme hızıyla dönme hızı eşittir. Ancak dönme hızının yönü ne olacak? Dönme ekseni teğet olacak. Yani yarıçapa dik olacak. Yani K'nın dönme hızı bu tarafa doğru V olacak. L'nin dönme hızı buraya doğru V olacak. M'nin dönme hızı bu yöne doğru V olacak. O ise dönerek bir yol almadığı için O'nun dönme hızı ne olacak arkadaşlar? Sıfır.
Sadece dönme hızlarının büyüklüğünü sorduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? K'nın, L'nin ve B'nin dönme hızları eşit ve ne kadar? V kadar. O'nun hızı ise bunlardan daha küçük. Hatta O'nun dönme hızı nedir? Sıfırdır. Peki sorunun C şıkkına geçecek olursak. C şıkkında ise yere göre hızları, yani bileşki hızı soruyor. İşte yere göre hız veya anlık hız dediğimiz şey nedir? Öteleme hızı ile dönme hızının bileşkesidir. Mesela K'nın öteleme hızı ve dönme hızı ve aynı yönde olduğu için K'nın yere göre hızı ne kadar olacak arkadaşlar? 2V olacak. Mesela L noktasının V ötelemesi var, V dönmesi var ama aradaki açı 90 derece olduğu için bileşkesi ne çıkacaktır? V kök 2 çıkacaktır. M noktasının V öteleme, V dönme hızı var ama birbirine zıt yönde. Yani aradaki açı 180, yani bileşke ne olacaktır? Vektörel toplamı 0 çıkacaktır. O'nun ise zaten sadece öteleme hızı var. Ne kadar? V'dir. Veya işte bu yere göre hız dediğimiz kavram neydi arkadaşlar? Yere temas eden noktaya olan uzaklıkla doğru orantılıydı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yere temas eden nokta M noktası olduğu için M'nin hızı zaten ne? 0. İşte O'nun uzaklığı R, L'nin uzaklığı R kök 2, K'nın uzaklığı da 2R olduğu için hızlar bununla orantılı olacak. Yani K'nın hızı 2R ile, L'nin hızı R kök 2 ile, O noktasının hızı da 1R ile orantılıdır diyebiliriz. İşte kıyaslama yaparsak buradan aradaki büyüklük ilişkisini soruyor. K büyüktür kimden? L'den. O da büyüktür O'dan. O da büyüktür M'den diyebiliriz. İkinci sorumuzda yarıçap ikili olan bir tekerimiz var. Bu teker ne yapıyor? Ok yönde dönerek ilerliyor. Dönme hareketi yapıyor. Peki şöyle düşünelim. Bu teker bir tur atsın ve ne yapsın? Şuraya gelsin. Bir tur dönsün ve şu noktaya gelmiş olsun. Şimdi tekerimiz bu noktaya gelirse bir tur döndüğü için ne kadar ilerleyecek? Çevresi kadar. Yarıçap ikili olduğu için ilerlemesi ne kadar olacak? 4 pi ile. Dolayısıyla bu teker üzerindeki O noktası, K noktası, L noktası hepsi ne yapacak? 4 pi ile'lik yol almış olacak. Hepsi bir tur atınca O buraya gelecek, K buraya gelecek, L buraya gelecek. 4 pi aldığı için bunların hepsinin öteleme hızı nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani A şıkkında öteleme hızına bakarsak O'nun, K'nın, L'nin. Hatta cisim üzerindeki hangi noktayı alırsam alayım. Sonuçta o cisim eşit mi? Bütün noktalar eşit miktarda ileri gittiği için hepsinin öteleme hızı aynıdır. Ve neyle orantılıdır? İşte 4 pi'lik yolla orantılıdır. 4 pi'ye ben ne diyeyim? 2V diyeyim. Bunların hepsinin öteleme hızı eşit olsun ve 2V olsun. Gelelim B şıkkına. B şıkkında ise bana ne diyor? Dönme hızı. Dönme hızı da dönerek aldığı yol orantılıdır. Peki bir tur attığı zaman L ne yapacak? L şu çemberin çevresi kadar, yani 4 pi'ye yol alacak. Öteleyerek de 4 pi'ye yol aldı. Dönerek de 4 pi'ye yol aldı. Demek ki L'nin dönme hızı ile öteleme hızı aynıdır ve ne kadardır? 2V'dir. Ancak dönme hızı ne olacak arkadaşlar? Teğet olacak. Yani yarıçapa dik olacak. Yani L noktasının dönme hızı bu yöne doğru olacak. Ne kadar? 2V. Zaten bütün noktaların öteleme hızı neydi arkadaşlar? Eşitti. Yani 2V, 2V ve 2V'ydi öteleme hızı. L'nin dönme hızı da nedir yine? 2V'dir. Ancak bir tur attığı zaman K 4 pi ile ileri gidiyor ama dönerek aldığı yol ise ne olacak? Yarı çapı R olan şu çemberin çevresi kadar olacak. Yani 2 pi ile'lik yol alacak. Yani öteleyerek gittiği yolun yarısını alacak. Demek ki K'nın dönme hızı öteleme hızının yarısıdır. Yani öteleyerek 4 pi ile yol alana 2V dediysek dönerek 2 pi ile yol aldığı için bu hıza ben 1V diyeceğim. Ve dönme hızı ne olacak? Dönme eksenine teğet, yani yarı çapa dik bu yöne doğru olacak. Hatta O noktasının dönme hızı nedir? O noktası dönerek aldığı bir yolu yoktur. Sadece olduğu yerde döndüğü için O'nun hızı da nedir? Sıfırdır. Yani bunları kıyaslarsak L büyüktür, K, O da büyüktür, O diyebiliriz. Peki geldik sorunun C şıkkına. Ne demiş? Yere göre hız, yani anlık hız, yani bileşki hızdan bahsediyor. Şimdi O noktasının anlık hızı ne olacak arkadaşlar? Direkt zaten sadece öteleme hızı var olduğu için 2V olacak. K noktası neyi var? 2V ötelemesi, V dönmesi var ve aradaki açı 90 derece. Yani bileşkemiz ne olacak? Kök 5V olacak. L noktasında 2V ötelemesi, 2V dönmesi var. Aradaki açı 90 derece olduğu için bileşke ne olacak? 2 kök 2V olacak. Dolayısıyla kıyaslarsak ne olacaktır anlık hızı? L büyüktür, K büyüktür, O diyebiliriz. Veya o işte anlık hız dediğimiz, yani yere göre hız dediğimiz şey neydi? Yere temas eden uzaklığa, noktaya olan uzaklıkla doğru orantı. Yani O'nun hızı şu mesafeyle, K'nın hızı şu uzaklıkla, L'nin hızı da şu uzaklıkla ne olacak? Doğru orantılı olacak. Yani bunun uzaklığı ne kadar? 2R. Bunun uzaklığı ne kadar? 2'ye 1 olduğu için kök 5R. Bunun uzaklığı 2'ye 2 olduğu için 2 kök 2R. Dolayısıyla hızlar da bunlarla orantılıdır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda yarıçapı 3 cm olan teker 60 cm hızla dönerek ilerlemektedir diyor. Yani demek ki bu adamın ne yapmış arkadaşlar bize? Öteleme hızını vermiş. Öteleme hızı 60. Diyor ki K'nın anlık hızını soruyor. Şimdi K'nın öteleme hızı 60 ise öteleme hızı buraya doğru ne kadar? 60. Peki öteleyerek aldığı yol çevresi kadar. Bir tur atınca dönerek aldığı yolda çevresi kadar olduğu için demek ki öteleme hızı ile dönme hızı aynı olacak. Dönme hızı da sonuçta yarı çapa dik teğet olması gerekiyor. Yani bu da buraya doğru. O da 60. Anlık hız bu ikisinin bileşkesi olduğu için K noktasının şu anda yere göre hızı anlık hızı ne kadardır arkadaşlar? 120
santimetre bölü saniyedir diyebiliriz. Burada da teker V hızıyla öteleme hareketi yapıyor. İşte V öteleme hızı var, yuvarlanma hareketi var. KLM'nin yere göre hızı. Şimdi her noktanın zaten öteleme hızı V'dir. Ayrıca bir de dönme hızı olacak. Aradaki açılara bakacağız. Ya da ne yapacağız? Hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki yere temas eden noktaya olan uzaklıklar nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yani M noktasının hızı şu mesafeyle, L'nin hızı şu uzaklıkla, K'nın hızı da ne olacak? Direkt şu mesafeyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani K'nın yarıçapı R2R dersem K'nın hızı arkadaşlar neyle orantılıdır? 2R ile orantılı bir değerdir. L'nin hızı işte şurası 90 derece olduğu için şurası yarıçapı R, burası yarıçapı R ise şu mesafem benim için ne kadar olacaktır? Kök 2R olacaktır. Demek ki bunun hızı kök 2R ile orantılıdır. Aynı şekilde M'ye bakarsam şurası yarıçap R. Şu mesafede yarıçapımız R'si. Şu açı kaç derece arkadaşlar? 60. RR ikizkenarlık varsa tepe açısı da 60 ise demek ki bunlar da 60-60. Eşkenar üçgen. Demek ki şu uzaklıkta R olacak. Yani M noktasınızda neyle orantılı arkadaşlar? R ile orantılı. Bunları kıyaslarsam hız en büyük olan kim olacak? K olacak. Sonra L olacak. Sonra M olacak. Ha, oranla derse mesela hız oranı sorarsa direkt bunları da aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Oranlayabilirsiniz. Şekilde V hızı ve yuvarlanan teker üzerindeki K noktasının yere göre hızı nedir demiş. Şimdi V hızı ile yuvarlandığı için bu nedir? Bunun öteleme hızıdır. Bunların öteleme hızı V'miş. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Bütün noktaların öteleme hızı zaten V'ye eşit olacaktır. Peki bu adam bir tur attığı zaman ne kadar ötelemiş olacak? Bütün noktalar şunun çevresi kadar ilerlemiş olacak mı? Peki şu yarıçaplara ben RR diyeyim. Yani bunun yarıçapını toplam 2R diyeyim. Ne kadar yol alacak bir tur atınca? 4πr. Demek ki benim o V dediğim öteleme hızı neyle orantılı? Aldığı yol 4πr ile orantılı. Peki K'yı soruyor. K noktasının bir de ne var? Dönme hızı var. Yalnız dönme hızı öteleme hızıyla aynı değil. Çünkü ötelerken ne yapıyor? 4 pire yol alırken bir tur atınca dönünce 2 pire yol alıyor. Demek ki dönme hızı öteleme hızının yarısı kadar. Çünkü dönerek aldığı yol, öteleyerek aldığı yolun yarısı kadar. Ve dönme hızı bu da dönme eksenine teğet. Yani yarıçapı dik olacağı için nereye doğrudur? Buraya doğrudur. Ve ne kadardır? V bölü 2'dir. Öteleme hızı V, dönme hızı V bölü 2. Aradaki açı 90. Dolayısıyla K noktasının yere göre hızı ne olacaktır arkadaşlar? V bölü 2 ile V'yi ne yapacağız? Pisagor yaparsak işte V kare bölü 4 artı V karenin kare kökünü alırsak ne çıkacaktır arkadaşlar? Kök 5 bölü 2V olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki burada kullanacağımız ikinci bir yöntem daha var. O da neydi arkadaşlar? Yere göre anlık hız nedir? Yere temas eden noktayla uzak doğru orantılıdır. Şimdi dikkat ederseniz bunun kütle merkezinin dönme hızı yoktur. Yani öteleme hızı dediğimiz yer direkt O noktasının hızıdır. O noktasının öteleme hızı neymiş? V'miş. Yani demek ki R uzaklığı olan mesafenin hızı V ile orantılıymış. Bana K noktasının hızını soruyor. K noktasının hızı da ne olacaktır? İşte bu yere temas eden noktaya olan şu uzaklıkla doğru orantılı olacak. Şurası R. Şu mesafede R bölü 2 olduğu için Pisagor'u kullanırsak burası ne çıkacak arkadaşlar? Yine kök 5 bölü 2 R çıkacak. Demek ki K noktasının hızı kök 5 bölü 2 R olduğuna göre hız da ne olacaktır arkadaşlar? Kök 5 bölü 2 V'dir diyebiliriz. 6. soruda O merkezi çember şekli konuda KLM noktaların yere göre hızları arasındaki hangisi doğru demiş. Ben biliyorum ki yere göre hız nedir? Yere temas eden noktaya olan uzaklığa doğru orantılı. Yani M'nin hızı şu mesafeyle orantılı olacak. L'nin hızı şu uzaklıkla orantılı olacak. K'nın hızı da şu mesafeyle orantılıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki buna göre K'nın hızı N'nin hızının 2 katıdır diyebilir miyiz? N noktası neresi? Burası. N noktasının buraya olan uzaklığı 0 olduğu için zaten N'nin hızı arkadaşlar nedir? 0'dır. Dolayısıyla hani bu olamaz. K'nın hızı ile L noktasının hızı aynı olması için şu uzaklıkların eşit olması lazım ki bu uzaklıkların da eşit olmadığı gözüküyor zaten. Peki L'nin buraya olan uzaklığı ile M'nin buraya olan uzaklığı aynı mı? Değil. Sonuçta hızlar uzaklıkla orantılı. L daha uzakta olduğu için L noktasının hızı M'den büyüktür. Yani cevabımız ne olacaktır? Sadece 3 doğru olacaktır. Şimdi yarıçap 2 metre olan O merkezi teker ok yönünde 4 saniyede 6 tur atacak şekilde dönerek ilerliyormuş. Teker üzerindeki K ve L noktalarının hızlarını soruyor bana. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün, yere göre dönen hani yuvarlanan cisimler üzerindeki bir noktanın hızı yere temas eden noktaya olan uzaklıkla doğru orantılıydı. O noktasının uzaklığı 1R olduğu için ben O noktasının hızına 1R diyeyim. L noktasının uzaklığı işte RR kök 2R olduğu için L noktasının hızı ne olacaktır arkadaşlar? Kök 2R ile orantılı olacaktır. K'nın yere olan uzaklığı ise RR kaç R? 2R mesafesinde olduğu için K'nın hızı da ne olacaktır? 2R ile orantılı olacaktır. Yani O noktasınızına ben V dersem, L noktasınızına kök 2V derim, K noktasınızına da 2V derim. Bunları bu şekilde kıyaslama için. Ama bana direkt değer soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. O noktası neyi var arkadaşlar? Sadece öteleme hızı var. Dönme hızı var mı? Hayır. Dönerek aldığı bir yol yok. O zaman O noktasının hızı sadece öteleme hızıdır. Öteleme hızı da birim zamanda aldığı yoldan bulacağız.
Peki bu adam ne yapmış? 4 saniye geçmiş. Yani süremiz 4 saniye. Kaç tur atmış? 6 tur. Peki 6 tur atarsa ne kadar ileri gidecektir kütle merkezi? Çevresinin 6 kadar gidecektir. Yani hızı bulurken ne yapacağız? Aldığı yolu geçen zamana böleceğiz. Aldığı yol 6 defa çevresini aldı. Yani 2 pi çarpı r'lik yol aldı. Ne kadar sürede? 4 saniyede. Buradan O noktasının hızını bulursam, çünkü O noktasının sadece öteleme hızı 6 çarpı 2 çarpı pi 3 al demiş. Yarıçapımız kaç metre? 2 metre. Geçen süre ise 4 saniye. Şu 2 ile 2'nin çarpımı 4 ile bunu 4'ü sadeleştirsek V dediğimiz hız ne çıktı? 18 çıktı. Peki burası 18 metre bölü saniye ise, yani O noktasınızda ben 18 metre bölü saniye dediysem, K noktasınız ne olacaktır? 2V olduğu için 36 metre bölü saniye olacaktır. L noktasınızda kök 2 olduğu için 18 kök 2 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Şimdi 8. soru demiş ki o bloğu 2 merkezi kasnaklar bir kayışla birbirine bağlanmış döndürülüyor. Şimdi yalnız dikkat edin, bunlar ne yapıyor? Sadece bu kütle merkezleri etrafında dönüyor. Yani bunların yaptığı hareket sadece dönme hareketi. Ekstra bir öteleme hareketi var mı, yani yuvarlanma hareketi var mı? Yok. Sadece dönme hareketine bakacağız. Dönme hareketi içinde ne yapacağız? Dönerek aldıkları yola bakacağız. Peki yarıçapımız L2 olduğu için ne olsun? Mesela şu kasnağı ben bir tur döndürürsem ne olacak? Yarıçapı küçük olduğu için ne yapacak? Bu adam iki tur dönecek. Basit makinelerden bunu zaten biliyoruz. Peki K'nın hızı ne? K'nın hızı dönerek aldığı yol orantılı. Peki bu T sürede, yani bu olayın hep her T sürede gerçekleşsin bu söylediğimiz olay. T sürede K ne yaptı? Şu yarıçapı R olan çemberin çevresinde 2 defa döndü. Yani aldığı yol ne kadar? 2 defa 2 pi R'lik yol aldı. Ne kadar sürede? İşte bu olay geçinceye kadar. Yani T sürede. Peki M noktasının hızına bakarsam. Peki M noktası aynı süre zarfında ne yaptı? Bunun çevresini bir kere dolandı. Yarıçap 2 R olan çemberin çevresini. Yani aldığı yol ne kadar? 2 pi çarpı 2 R'lik çemberin çevresini dolandı. Ne kadar sürede? T sürede. L noktası ne yaptı? O da bir kere döndü, ama o bir kere neyi döndü? Yarıçapı R olan çemberin çevresini döndü. Yani L'nin hızı da ne olacak? 2 pi r dönerek yol alacak. Ne kadar sürede? T sürede. Bunları kıyaslarsam ben L'nin hızına V dersem, M'nin hızı onun 2 katı olacak. K'nın hızıyla M'nin hızı da ne olacak? Eşit olacak. Yani hızları kıyaslarsak ne diyeceğiz? K ile M noktaların hızları eşittir. L noktasının hızı bunlardan daha küçüktür. Ve buradaki hız hangi hızdır arkadaşlar? Sadece dönme hızıdır. Burada öteleme hareketi yapmıyor. Yani yuvarlanma hareketi yapmıyor. Sadece olduğu yerde ne yapıyorlar? Dönüyorlar. 9. sorumuzda yarıçapı 4 metre olan teker ok yönde dönüyormuş. O noktasının hızı 12 olduğuna göre K'nın yere göre anlık hızından diyor. Yani bu adam yuvarlanma hareketi yapıyor. Dönme artı öteleme. Şimdi bir noktanın yuvarlanma hareketi yapan bir noktanın anlık hızı ne olacaktır? Yere temas eden uzaklıkla doğru orantılı. O'nun uzaklığı 1 olduğu için O'nun hızı 1 ile orantılıdır. K'nın buraya olan uzaklığı ne kadardır? K'nın uzaklığı ise şu mesafe kadardır. Peki bu mesafe ne olacak arkadaşlar? Burası 90, burası 30, 120 derece olduğu için. Şurası R ise, 120 ise burası ne olacaktır? Kök 3 R olacaktır. Dolayısıyla K noktasınızda ne olacak arkadaşlar? Kök 3 R ile orantılı olacak. Peki adam O noktasınızı bize kaç olarak vermiş? Bize 12 olarak vermiş. R dediğimiz şey 12 metre bölü saniye ile orantılı ise K noktasınız ne olacaktır? 12 kök 3 metre bölü saniye olacaktır diyebilirsiniz. Ya da işte öteleyerek aldığı yol, dönerek aldığı yol, bunların bileşkesini işte öteleme hızı buraya doğru, dönme hızı yarıçapa dik olacak şekilde bunlar birbirine eşit deyip öteleme hızı kaç? O noktasınız sadece öteleme olduğu için 12. Dönme hızı kaç? O da 12. Burası 90 derece olacak. Burası 90 olacaksa şu aradaki açı 60'tır. 12, 12 arada 60 olduğu için bileşke 12 kök 3'tür deyip buradan da yapabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayıp yere temas eden uzaklıkla doğru orantılı deyip hızı yuvarlanan cisim üzerindeki anlık hız, oradan da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.